Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Sticky Broadcast'ın ne olduğundan ve nasıl kullanıldığından bahsetmeye çalışacağım. Önceki derslerimizde hatırlarsınız Broadcast Receiver'ların birkaç çeşidini görmüştük. Neydi bunlar? Bir normal broadcast'ımız vardı, bir de sıralı olarak gönderdiğimiz broadcast'lar vardı ve bunları statik ve dinamik olarak nasıl tanımlayacağımızı görmüştük. İşte bugünkü derste de son çeşidi olan Sticky Broadcast'ın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi böyle yeni bir kavram duyduğunuz zaman benim yaptığım yöntem şu: kelime kelime ne olduğunu anlamaya çalışmak. Yani sticky'nin anlamını araştırırsanız, belki daha önceden de biliyorsunuz, sticky notlar vardı. Nedir? Yapışkan demektir. Ki zaten bizim broadcast'ımızda aslında broadcast'ların yapışkan bir örneği olarak düşünebiliriz. Ne demek istiyorum? Şimdi bir tane dinamik broadcast receiver düşünün. Bir olay tetiklendi. Daha önceki örneklerimizde ne yapmıştık? Mesela Wi-Fi durumunun veya network'ün gelip gitmesi olayı ve bu uygulama çalışırken buradaki o Wi-Fi eventini ele alan bir eventi ele alan bir receiver'ımızın olduğunu düşünün. Şimdi ben ne zaman ki Wi-Fi'yi kapatıyordum, bu receiver bu tepkiyi alıyordu ve buna ilgili bir mesaj veriyordu veya bir işlem yapıyordu, değil mi? Peki ya bu uygulamayı ben kapatırsam, dinamik olarak da oluşturduğum için telefonumda Wi-Fi'nin veya internetin gelip gitmesinin buradaki receiver'la bir bağlantısı olur mu? Şöyle, bu da Wi-Fi işaretimiz olsun. Çok güzel çizdim. Şimdi buradan bunu ben kestim. Buraya gidecek ama bu uygulama veya bu olayı ele alacak uygulama açık değilse ne olacaktır arkadaşlar? Bunun bu oluşturduğu intent kaybolacaktır. Bir an önce ölecektir. Ama eğer siz Sticky Broadcast kullanırsanız, sizin uygulamanız kapalı olsa bile, şimdi bu olay gerçekleşti. Yani Wi-Fi açıldı veya kapandı. Bu ne zaman ki bu uygulama açıldığında buradaki event buradaki receiver tarafından ele alınacaktır. Sticky Broadcast o receiver'ın çalışma ana kadar bekleyecektir arkadaşlar. Şimdi şu mantık olarak bu şekilde. Normal broadcastlar dediğimiz gibi hemen ölür ama sticky broadcastlar ölmez ve o receiver'ın etrafında bekler diyebiliriz. Ne demek oluyor bu? Mesela action battery change diye bir tane action'ımız var, bir olayımız var. Nedir bu? İşte telefonumuzun, cihazımızın pil durumunun değişmesi olayı. Mesela batarya düşük dedi. Şimdi bu olay gerçekleştiğinde benim uygulamam kapalı bile olsa, bu kendi içinde de bir sticky broadcast olduğu için ne zaman ki o olayı ele alacak bir uygulamam veya da benim yazdığım bir receiver gerçekleştirdiğinde bu tekrardan ele alınacaktır sticky broadcast sayesinde. Şimdi normal broadcastları biz send broadcast metoduyla gönderiyorduk. Sıralı broadcastları send order broadcast metoduyla gönderiyorduk. Sticky broadcastları ise bu şekilde gönderemiyoruz. Aslında bunun metodu mevcut: send sticky broadcast diye. Yalnız şöyle bir şey oldu. API 21, yani Lollipop'tan sonra bu Android dokümanlarına da bakarsanız deprecate oldu. Yani artık kullanılmasına izin verilmiyor. Sebep olarak da düşük güvenlik ve protection level olarak söyleniyor ki bunların da ne olduğundan ilerleyen zamanlarda bahsedeceğiz. Ama peki biz bu dersi niye çekiyoruz? Hani bundan sonra kullanılmayacaksa. Çünkü hala ve hala sizin son sürüm bir telefonunuz bile olsa sticky broadcastlar kullanılıyor. Ne zaman ki işte dediğimiz gibi pil örneğinde olduğu gibi. Pil örneğin cihazımızın bataryasında gerçekleşen herhangi bir olayda bu eventler sistem tarafından ele alınıyor. Bir notification ile bize bildiriliyor. Ne zaman ki işte şarj oluyor veya işte %15'in altına düştü vesaire. Bunlar hep sticky broadcast olarak gerçekleşiyor. Aynı şekilde bizim hafızamızın, yani telefonumuzun belli yerinin düşük olduğu durumda, işte dock event dediğimiz telefonunuz işte USB kablosuyla mı veya bir power supply'la mı veya işte artık bu kablosuz şarj istasyonları var, onlarla mı gerçekleştiğini biz hep sticky broadcastlarla öğreniyoruz. Ve bunu gerçekleştirirken arkadaşlar deminki o deprecate olan metodu kullanmayacağız. Send sticky broadcast kullanmayacağız. Yani biz kendi oluşturduğumuz broadcastlar sticky olmayacak. Ama Android sistem tarafından gönderilen, işte bataryanın durumunu ele alan bu tür olayları biz sticky intentle kullanacağız. Zaten örneği yaptığımızda daha iyi anlarsınız.
Onun dışında yani dediğim gibi bu metodu kullanmayacağız diyoruz ve teorik anlatım bitti. Şimdi gelelim biraz pratik yapmaya. Boş bir proje başlattım. Activity main'de iki tane butonum var. Metot 1 ve şunu da metot 2 yapalım. Metot 2. İkisinde de farklı farklı aynı işi yapacak ama farklı farklı şekillerde yapacak. Örneği yaparken daha iyi anlayacaksınız ve şurada bir tane tagimi yazdım şu an için. Şimdi ben bunun onClean'e yazmıştım. Metot 1 diye bir metot çalışacak bu butona tıklanıldığında. Buraya gelelim, öncelikli olarak bunu yapalım. Şimdi bir broadcast receiver'ı dinamik olarak biz nasıl kullanıyorduk arkadaşlar? Bir tane metodumuz vardı değil mi? Bu metodumuz neydi bizim? Register receiver. Öncelikli olarak receiver'ımızı register edeceğiz sisteme. Gördüğünüz gibi iki tane parametre alıyordu bu. Birincisi broadcast receiver, ikincisi de bir intent filter. Şu an için broadcast receiver tanımlamıyorum ve null geçiyorum buna. Intent filter nesnem şu an için yok. Gelin öncelikle onu oluşturalım. Eşittir new intent filter deyip bunu oluşturuyorum. Daha sonra buna bir action tanımlıyorduk. Hangi action'da bu receiver'ın tetikleneceğini söylemek için. Add action dedikten sonra ne yapıyorduk? Intent nokta battery nasıl yazılıyordu? Şöyle intent'imizi de import edelim. Battery change dedikten sonra buna bir de ne yapalım? Default bir value vermeyelim. Burada vermiyorduk onu. Ve bunu buraya yollayalım. Intent filter. Evet, bu sayede ne zaman ki işte buradaki açıklamalarında okursanız gördüğünüz gibi bu şu ifadenin sabitlenmiş şekliymiş. Burada da okursanız bu bir diyor sticky broadcaster. Şarj seviyesini, durumunu ele alan ve bununla ilgili diğer bilgileri ele alır. Bunun için diyor Battery Manager isimli sınıfın dokümantasyonuna bakın. Bunu diyor manifeste tanımlayamazsınız diyor. Yani bunu dinamik olarak kullanacaksınız ve kullandığınız bu action aslında bir sticky broadcast örneği. Her ne kadar API 21'den sonra bununla ilgili metot deprecate olmuş olsa da. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buradaki register receiver'a bakarsanız gördüğünüz gibi geriye bir intent nesnesi döndürüyor. Yani ben bundan gelecek olan, yani bu eğer size bir sonuç döndürüyorsa sizin bu sonucu şuraya yazdığınız zaman gördüğünüz gibi ne gönderiyormuş geriye? Intent. Veya şöyle yapalım. Register intent receiver diyelim. Şuradaki ifadeler nedir? Bu metotların geriye ne değer gönderdiği ile ilgili bilgiyi taşıyan yerler. Gördüğünüz gibi bir intent döndürüyormuş. Çünkü ben bunu çalıştırdığımda bu bana bataryanın durumu ile ilgili bir sonuç kodu, bir integer değer, ne bileyim bir şey döndürmesi lazım. Ve ben bu değeri bunun içinde tutuyorum şu an için. Bir intent'in içinde. Daha sonra intent nokta get diyorum. Çünkü ben bundan bir bilgi alacağım ve int extra diyerek buraya almak istediğim veriyi taşıyan strict ifadeyi yazmak zorundayım. Bunları da nerede alıyorduk biz? Battery Manager sınıfı sayesinde alıyorduk. Nokta dersem extra status kısmını yazıyorum ve şu an için default olarak da eksi bir değerini veriyorum buna. Şimdi nedir bu Battery Manager? Şöyle kontrol tuşuna basıp sınıfı tıklarsanız gördüğünüz gibi bu bir sınıf ve içinde belli başlı string statik ifadeler var. Ben mesela extra status yazdım ve bunun karşılığı neymiş? Statusmuş. Şurası. Şimdi aşağı inerseniz gördüğünüz gibi ne diyor? Values for status field in the action battery change intent. Yani içinde status geçen değerlerin kodları. Yani demek istediğim şu. Buradaki sınıf bize 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılar gönderecek geriye. Ben bunu da buradaki intent sayesinde alıyorum. Geriye integer batarya durumu diyelim buna da. Batarya durumu. Şimdi buradan ben bilgiyi çektim. Bu bana 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılar gönderecek batarya durumunun içine. Bakarsanız onların karşılığına da mesela 1 ise eğer bataryanın durumu bilinmiyormuş. 2 ise şarj oluyormuş.
Üstte işte şarjdan çıkarılmış, şarj olmuyormuş ve batarya full dediği kısımda 5 gönderiyormuş. Şu an için nedir? Tam bir switch case kullanma yeri burası. Şuraya gelip batarya durumuna göre ben burada bir switch case oluşturmak istediğimi söylüyorum. Daha sonra case'lerimi yazıyorum. Bir ise bu. Şimdi ben bunun kodunu daha önce yazdığım için şöyle hemen hızlı bir şekilde ne yapayım ben bunu? Copy paste yapmak istiyorum. Vakit kaybı olmaması adına. Şuradaki switch'i çektim, sildim. Bunları buraya yapıştırdım. Toz mesajlarını buraya yapıştırdım. Yani bu buton tıklanıldığında bir action oluşturuyoruz ve bu action ne? Sticky broadcast dediğimiz action. Daha sonra bu bana bir değer gönderecek. Gördüğünüz gibi buraya da null geçtim. Yani bir broadcast receiver yollamadım. İşte bu yüzden ki benim buradaki değişikliği ele almam için sürekli olarak ne yapmam lazım? O butonu tıklamam lazım. Daha sonra buradan bana bir bilgi gelecek. 1, 2, 3, 4, 5 diye ve bu bilgiyi ben burada tutuyorum. Ve bu gelen bilgi eğer 1 ise batarya durumu bilinmiyor yazacak. 2 ise şarj oluyor. 3 ise şarj olmuyor veya batarya dolu diyecek. Şimdilik eksiğimiz var mı diye şöyle bir bakıyorum. Eksik yok, hata yok. Dilerseniz şöyle bir çalıştıralım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Uygulamam açıldı. Şimdi metot 1'e tıkladığımda gördüğünüz gibi şarj olmuyor yazdı. İşte bakın sticky broadcast mantığı bu. Ya bu telefonun şarj olup olmaması aslında bu emülatör çalıştığından beri tetiklenmiş bir olaydı değil mi? Ama ben ne zamanki butona tıkladım daha önceden gerçekleşen bu eventi ben şu an kullanabiliyorum. Mesela gelelim şuraya. Şarj edelim telefonumuzu. Yani şarjını açtım. Bir daha tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şarj oluyor dedi. Aslında hani bu butona tıklamadan önce bu olay gerçekleştirdi. İşletim sistemi tarafından bütün uygulamalara yayıldı. Yani normal bir broadcast receiver olsaydı o olay olduğunda onu ele alacak bir uygulama olmadığı için ölüp gitmesi lazım. Ama o sticky olduğu için bu olay daha önceden gerçekleşse bile biz onu ele alabiliyoruz. Şimdi şu %100'ü nasıl dedirtirim onu düşünüyorum ama bakalım olacak mı? Şarj olmuyor diyor, şarj oluyor diyor. Yani emülatörde ancak bu kadarını test edebiliyoruz. Ama şu an için çalışma mantığını anladığımızı düşünüyorum açıkçası. Evet, sticky broadcast bu şekilde ve gördüğünüz gibi her seferinde benim oradaki butonu tıklamam lazım ki bu eventi ele alayım. Peki ben bunu otomatik olarak gerçekleştirmek istiyorsam şurada verdiğim null yerine bir broadcast receiver tanımlamam gerekiyordu dinamik olarak. Bunu da işte metot 2 butonunda yapacağız. Şuraya geldim. Metot 2 butonunu oluşturuyorum. Buraya geldik. Şimdi metot 2'yi yaparken ne dedik? Şuraya yine gelelim. Aslında intent filterları yine aynen kullanacağız. Sonuçta aynı olayı ele almak istiyoruz. Daha sonra da register receiver deyip bu sefer buraya null değil de bir receiver yazmak istiyorum. Batarya durumu batarya register diyelim. Receiver diyelim pardon. Yani batarya ile ilgili değişiklikleri ele alacak broadcast receiver sınıfı. Intent filter'ım ne? Intent filter. Bu sefer de bunu ayrı bir sınıf olarak farklı bir sayfada değil de şurada private diyorum. Bu sınıf kullanılacak. Public yapmaya gerek yok. Buraya biz ne yapıyorduk? Broadcast receiver tipinde bir nesne oluşturuyorduk. Broadcast receiver olacak tipi. Adı batarya receiver olacak. Değil mi? Daha sonra da bunu eşittir deyip new broadcast receiver deyip oluşturursam gördüğünüz gibi ben bu şekilde de hızlı bir şekilde bunu burada oluşturabiliyorum. Ve bunun onReceive metodu gördüğünüz gibi bir tane context bir tane de intent diye parametre geliyormuş bu metot çağrıldığında. Yani ben burada metot 2 butonunu tıkladığımda burası çalışacak. Burada gördüğünüz gibi intent filter'ı oluşturduk ve register receiver diyerek bu
receiver'ı burada register ettik. Dedik ya, bu metot geriye bir intent değeri gönderiyor. İşte arkadaşlar, o intent değeri aslında burada saklanıyor otomatik olarak. Burada ne yapmıştık? Bir nesneye atamıştık buradan gelen değeri. Burada ise ne zaman ki bu metot çağrılacak, onReceive metoduna burada oluşturduğum bu intent buraya parametre olarak geçecek. Burada da yine aynı şekilde ne yapacağım? Şunları şuradan kopyalıyorum ve bunun içine yapıştırıyorum. Şimdi intent filter demesine gerek var mı? Yok. Aslında şuna gerek yok, pardon. Çünkü intentim zaten burada. Şuradan gelen intentten ben yine bataryanın durumunu kontrol edeceğim. Ve onunla ilgili mesajları da buraya yazdıracağım. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle bir testini yapalım. Çalıştıralım. Tekrardan anlatıyorum. Buton 2'ye tıkladığımda ben buradaki batarya receiver'ı sisteme register ediyorum. Ve bu metot bana bir intent gönderiyor ya, ve bu metot çağrıldığında ne oluyordu? Şuradaki batarya receiver'ın onReceive metodu çağrılıyordu. Gördüğünüz gibi context çalıştırıldığı main activity oluyor. Intent ise bunun sonucunda dönen değerleri ele alan nesnemiz oluyor. Ve ben bu intent'i kullanarak buradaki action sonucu geriye dönen değerleri alıyorum ve onunla ilgili toast mesaj yayınlatabiliyorum. Şimdi öncelikli olarak benim bu receiver'ı register etmem için bu butona bir şekilde bu butona tıklamam gerekiyor. Tıkladım. Şarj olmuyor dedi. Şimdi bakın, şuradaki batarya durumunu değiştireceğim ve herhangi bir butona tıklamama gerek kalmadan şu an Android işletim sistemi bu durumun değiştiğini bütün uygulamalara söylüyor. Bu olayı ele alan benim uygulamam var ve o da ne diyor hemen? Şarj olmuyor dedi. Tıkladım. Değiştirdim durumunu. Şarj oluyor dedi. Yani keşke başka şekilde de, ya şunu şöyle sıfır yapsak ne diyecek? Herhangi bir tepki vermedi. Şarj oluyor diyor. Yani şarj oluyor diyor. Hani diğer durumları ele alamıyoruz. Kendi telefonunuzda denerseniz bu uygulamayı, büyük ihtimal diğer mesela şarj dolu gibi uyarıları da görmüş olursunuz. Evet, Sticky Broadcast da bu şekildeydi. Yalnız şöyle yani kod yazarken şöyle tekrarları yapmaktan kaçının. Gördüğünüz gibi şu bloğu ben iki yerde de aynı şekilde kullandım ya. Ben bunu buradan kesiyorum. Şuraya gelip bir tane metot oluşturacağım. Hatta alt en alt oluşturalım. Public void batarya durumunu göster diyelim. Bu bir integer değer alsın. Batarya durumu diye. Ve ben bunun içine bunu yazarsam. Şimdi buraya parametre olarak gönderdiğim batarya durumu buradaki switch'e girecek ve ilgili mesaj yazılacak. Ve bunu benim nerede çalıştırmam lazım? Şurada integer batarya durumunu alıyorum ya. Buraya gelip batarya durumunu göster deyip şuradakini de şuraya parametre olarak gönderirsek, yani ilgili intentten batarya durumunu aldım, bir integer değişkeni attım. Onu da bu metoda gönderiyorum. Bu metot da bakıyor gelen değere göre bu uyarıları yazdırıyor. Aynı şekilde şuradaki batarya durumu, tamam şunu kapatalım. Şurayı da silip direkt olarak batarya durumunu göster deyip bu değişkeni de buraya parametre olarak atarsam, yani kod sayısını azaltıp daha derli toplu bir şekilde gördüğünüz gibi yine aynı uygulamayı kullanabilirim. Yine bir testini yapalım. Herhangi bir hata var mı? Burada da şu ikisinin farkını anlamışsınızdır. Broadcast receiver'a siz eğer null geçerseniz bu böyle tetikte beklemiyordu. Ne zaman ki bu register receiver'ı sürekli olarak çağırmanız gerekiyor. Mesela biz burada buton tıklamasıyla bunu kontrol etmiş oluyorduk. Ama metot 2'deki gibi bir broadcast receiver tanımlarsanız, şimdi o arka planda register oldu ya, ben bunu her değiştirdiğimde otomatik olarak ne olacaktır? Otomatik olarak çağrılacaktır.
Şimdi uygulamadan çıkalım. Android monitöre baktığımızda daha önceki örneklerde ne demiştik? Dynamic receiver'larda register ettiğimiz receiver'ı unregister etmeyi unutmayalım. Hemen o hatanın da çözümünü şöyle yapalım. OnPause metoduna ne yapıyorduk arkadaşlar? Basit bir şekilde unregister receiver deyip şurada oluşturduğum Şurada oluşturduğum batarya receiver'ı benim buraya göndermem lazım. Batarya receiver. Evet. Uygulamamız burada bitti. Şimdi son kez bir daha bir çalıştıralım. En az şu hatanın da gittiğini görelim. Metot 2 butonuna tıklayarak receiver'ımı register ettim. Çalışıyor. Uygulamadan çıktım. Android monitöre baktığınızda gördüğünüz gibi herhangi bir hata almıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Sticky Broadcast'ın da ne olduğunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere.